Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı onlu AYT matematik denemelerinden deneme 5'in çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümlerini yapacağız. Hatta trigonometri sorularıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet 29. soruyla çözümlere başlayalım isterseniz. Ne demiş? Şöyle bir ifade vermiş. Bakın bir eksilisi bir artılısı. Ne yaparız burada? O zaman akar eksi b kare şeklinde bir ifadedir. Yani birin karesi 1 bir eksi 1 ee, bölü sin, sin karesi de 1 bölü sin kare x yap. Sin kare x eşit olur bu. O zaman burada çıkarma işlemi yapacak olursak bununla bunu çarpma sin kare eksi 1 mi yaptı bu? Evet. Sin kare eksi 1 bölü sin kare x eşit oldu bu. Arkadaşlar sin kareli, kos kareli ve birli bir şeyler gördüğümüz zaman ilk aklımıza ne gelecek? Sin kare artı kos kareye bir kenara yazmak gelecek. Bu 1'e eşit. Hocam sin kare eksi 1 neye eşit olacak? O zaman 1'i buraya atalım. Kos kareyi buraya atalım. Sin kare Eksi 1 ne eşit oldu arkadaşlar? Eksi kos kare x'e eşit oldu. O zaman bu eksi kos kare x bölü sin kare x oldu. Bu da kotanjant kare x mi? Ama önünde de eksi var. Çünkü kos bölü sin kosinüstür. Bir de kareler var. Kot kare x yapar arkadaşlar. Yani birinci sorumuzun cevabı böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldi, yani kaçıncı soru? 29. sorunun cevabı daha doğrusu. Geldik 30. soruya. Hmm. Genelde biz böyle şekil sorularında x böyle direkt dik üçgende yoksa x açısını direkt iki açının toplamı şeklinde yazmaya çalışırız. Arkadaşlar bakın bu bir kareymiş. 4 birim, 4 birim, 4 birim yazalım. Hocam x'e ait bu üçgende A ve B desen Valla A'ya ait dik üçgen var ama burada B'ye ait bir dik üçgen var mı? Yok. O zaman ya hatta buradaki A açısı 45 derece. Üçgenden gidemem. Başka türlü iki iç açının toplamı bir dış açı şeklinde falan yazılabiliyor mu? Maalesef yazılamıyor. O zaman ben buradaki X artı Y'yi genelde de Tanjat X artı Y kullanır zaten bunları. Demek ki ben burada A artı B şeklinde yazamıyorum. E ne yapacağım? Hocam şu köşegenler dik kesiyor ve birbirine eşit değil mi? Evet. Bak 3 birim burada bir birim burada. Buraya yoğunlaşırız. A ikiz kenar. Bu ikiz kenarda ben bir yükseklik çizsem tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yani 2'ye 2 iki olacak. Dolayısıyla burası 1 oldu. Bak X açısı burada ya buraya yoğunlaşalım. Hocam buraya A desek buraya B desek. Evet tanjant x neye eşit oldu arkadaşlar? Tanjant a artı b'ye eşit oldu. Tanjant a artı b'nin açılımı da tan artı tam böyle bir eksi tan tan değil mi? Aynen öyle. Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'ye eşittir. Ki bizden tanjant x isteniyor. Tanjant a belli mi? Evet. Hocam burası zaten bakın ne? köşegenden dolayı 45 derece. E 45 a dediğimizde 45 yaptı aslında. 45-45-90 üçgeninden burası 2 yaptı. Tanjant A dediğimiz 2 bölü 2'den 1 artı. Tanjant B dediğimiz 1 bölü 2 bölü 1 eksi tanjant A 1'di. Tanjant B de 1 bölü 2'di. 1 çarpı 1 bölü 2'de 1 bölü 2 eşit oldu. Yukarısı 3 bölü 2 aldı. Aşağısı da 1 bölü 2 oldu. O zaman bu da ne eşit oldu? 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1'den. Şunlar sadeleşince ne oldu arkadaşlar? Cevap 3 oldu. 30. soru böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 31'e. Hmm, indirgeme. Arkadaşlar öncelikle kosinüs 120 neye eşittir? Hani 180 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştirmiyordu ya da 180'li yazdığımız zaman. Bu 180 eksi 60'a eşittir. Hocam kosinüs 120 ikinci bölgede kosinüsün işareti nedir? Eksidir. Yani bu ne olacak o zaman? Eksi kosinüs 60'a eşit olacak? Evet bu eksi kosinüs 60'a eşitse bir de önünde eksi var. Yukarısı 1 artı kosinüs 60 bölü Aşağısı da sinüs 330. E, i̇sim değiştirmeyeyim. Bu 360 30 şeklinde yazılabiliyor. O zaman bu da sinüs 30'a eşittir. Ama dur. Burada işaretine bakacağım. Sinüs burada arkadaşlar. 330 bu bölgede ya. Sinüsün işareti nedir? Eksidir. Dolayısıyla bu da eksi sinüs 30'a eşit oldu. Şimdi 30 60 90 üçgeni de çizelim ki işimiz kolaylaşsın. 30 60 90 üçgeninde 1 2 ve kök 3. O zaman burası ne oldu gençler? 1 artı kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 eşit bölü eksi sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2 eşit. Aslında burası eksi 1 bölü 2 oldu. Yukarısı 3 bölü 2 oldu. Bölü aşağısı da eksi 1 bölü 2. O zaman yukarı ters çevir çarptığın zaman 2 bölü 1 ile çarptığın zaman eksiği de başa koyalım. O zaman bu da ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Evet bunu bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Ee, isim değiştirmemesi için ne yapalım? Ya da isim değiştirsin. Ben kotanjantı sevmiyorum ya. Değil mi? İsim değiştirsin. 270 ile yazayım. Bu 270 eksi 30 şeklinde yazılabiliyor. O zaman burası direktman e, isim değiştireceği için tanjant 30'a eşit olacaktır. Ya da hocam 180 artı 60 yazardık. O zaman isim değiştirmezdi. O zaman kotanjant 60'a da eşit diyebilirdik arkadaşlar. Ama öncelikle bu 240 derece. Nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede arkadaşlar kotanjantın işareti nedir? Artıdır. O zaman burada bu artı tanjant 30'a eşittir. Kosinüs 300. İsim değiştirmek istiyoruz mu? De değiştirmeyelim. 360 x 60 şeklinde yazılabilir. 360 elediğim zaman bu kosinüs 60 eşit olacaktır. Ama dur. Üçüncü bölgede değil dördüncü bölgede 300 dördüncü bölgede burada kosinüsün işareti nedir? Şuraya geliyor kosinüs artı olacağından bu da artı oldu. Tanjant 30 bölü kosinüs 60 isteniliyor. Tanjant 30'a baktığımız zaman nedir? 1 bölü kök 3'tür. 1 bölü kök 3 bölü işaretler artı. Kosinüs 60 kosinüs 60 da 1 bölü 2'ye eşittir. Ters çevirip çarptığımız zaman ne oldu? 2 bölü kök 3 oldu arkadaşlar. Evet bizden A çarpı B isteniyor. A'yı eksi 3 bulduk. B'yi de bu bulduk. Yani eksi 3 çarpı 2 bölü kök 3'ten. Kök 3 çarparsam şunu. Eksi 3 çarpı 2 e, kök 3 üç bölü 3'ten. Şunlar gidince eksi 2 kök 3 mü geldi gençler? Evet eksi 2 kök 3 oldu arkadaşlar cevabımız. Yani 31. sorunun cevabı balık esir oldu. Bu indirgeme muhabbetini bilin arkadaşlar. Önemli. Önemli olan yerlerden biri. 31. soruyu böylelikle balık esir bulduk. Geldik 32'ye. Evet aralığımız şu verilmiş arkadaşlar. Bu aralıkta sinüs 2x sin kare x'e eşit verilmiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu aralıktaki çözüm kümesini bulmaya çalışacağız. Şimdi bu sinüs 2x dediğimiz nedir? 2 sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Hocam sin kare x'e eşittir. Sakın sadeleştirme yapmayın. Kök elemiş olursunuz. Sakın. Bunu öbür tarafa atalım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi sin kare x eşittir 0 yaptı. Sinüs x parantezini aldığım zaman 2 kosinüs x eksi sinüs x eşittir ne yaptı arkadaşlar? 0. O zaman ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Sinüs x eşittir 0 arkadaşlar kosinüs 0 1'di. Sinüs 0 0'dı. Ha, hatta şöyle yapalım. Bilim çemberde arkadaşlar sinüs bakın burada burası cs ya burası da 1'e e 0 noktası ya. Şöyle baktığınız zaman ne oldu arkadaşlar? Ya burada kaçta? 0 derecede oldu arkadaşlar. X açısı 0 dereceyi alır. Ya da nerede arkadaşlar? Burası da yani şuradaki CS ya. Burası da eksi 1'e 0 olduğundan dolayı. Burada sinüs değeri 2 pi değerinde de aynı zamanda pardon pi değerinde de. Yani pi değerini aldığında da yine 0 yapıyor. 0 ve pi'de. yani 180 derecede 0 değerlerini alıyor. Peki bu sinüs x 0'a eşit olduğunda 2 tane değer bulduk. Peki bu şuna bakalım. 2 kosinüs x eksi sinüs x eşittir 0 olduğunda bir değer alıyor ona bakalım. 2 kosinüs x neye eşit? Sinüs x de eşit arkadaşlar? Buradan ne geldi? 2 eşittir sinüs x bölü kosinüs x geldi. Hocam bu tanjant x değil mi? Evet tanjant x'in 2 olduğu özel bir açı değeri var mı? Yok. Hocam ne yapacağız? Birim çember çiz kardeşim. Birim çember sıkıştığımızda bizim hayatımızı kurtaran şeydir. Birim çemberi çizdim. Birim çemberde tanjant ekseni buydu arkadaşlar. Şimdi 2 değerini bulacağım. Arkadaşlar 2 değerini veren neresidir? 2 değerini veren tanjant değeri tam olarak burasıdır. Şurası hop 2 değerini veriyor. Ya buradaki açıdır ya da neredeki açıdır arkadaşlar? Dikkat dikkat. Ya da şuradaki açı da aynı şekilde. Yani bakın o da buraya denk gelmiyormuş onu uzattığımız zaman? Evet. Ya da burada açının tanjant değeri hop tanjant değerinde 2'yi şuradaki açı da veriyor. Ya birinci bölgedeki bu açı kaç derece olduğunu bilmiyorum. 45'ten büyük olduğunu söyleyebilirim sadece. Ya da üçüncü bölgedeki bu açı arkadaşlar. Ee, bu da 180 artı 45'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz sadece bunu. Çünkü tanjant 45 bir yapıyor ya. 45'ten büyük olduğu zaman birden büyük değer alıyor. O yüzden arkadaşlar açı değerlerini bilmiyorum ama bir burada kaçı değer için bir de burada açı değer için iki tane değer de buradan geldi. iki tane değer buradan geldi. iki tane değer, buradan geldi, iki tane değer de buradan geldi. Toplamda kaç değerimiz vardır arkadaşlar? 4 değerimiz vardır. Yani 32. soru böylelikle Denizli çıktı. Geldik 33. soruya. Şekilde görüntüsü verilen bir bilgisayar oyunu. Merkez açısının değişen 6 birim yarıçaplı daire dilimi biçiminde karakterin alanları üzerlerinde yazılı eşkenar üçgen biçimindeki engelleri yutarak geçmesi üzerine kurgulanmıştır. Evet bunu yutabilmesi için ne olması lazım? Şu uzunluğun, bakın şuradaki uzunluğun ağzının şunu geçmesi lazım. Yani şu uzunluğun bundan büyük olması lazım. O zaman arkadaşlar burası 6 birim değil miydi? Evet. Hop. 30 30 123 üçgenden burası 6 köküç mü oldu? Evet. Buraya a kare köküç bölü 4'e 25 köküç dersek köküçler sadeleşti. A kare eşittir 100'den a'yı kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Burası da 10. Arkadaşlar 6 köküç 10'dan büyük mü? Nasıl anlarız? 6 köküç 10'dan büyük. Karesini aldığımız zaman 108 yapıyor. Karesini aldığımız zaman 100 yapıyor. Evet. 6 kök 3 ondan büyük olduğu için yani bunun ağız genişliği buradaki kenardan büyük olduğu için şu üçgeni yutabilir mi? Yutar arkadaşlar. O zaman birinciyi aldık. Sonra ikinciye gelelim. Burası kaç birim arkadaşlar? Burası 6 birim. Şurası da 6 birim. Şu ağız genişliğine bakalım. Hocam eşkenar üçgen mi oldu burada? Evet. 6 6 x kenarsa burası da 60. Burası da 60 yaptı. Bu ağız genişliği 6. Bu ağız genişliği buradan büyük mü? Ona bakacağız. Buraya yine bakalım. A kare kökü 3 bölü 4'ün kaç olması lazım? 10 kökü 3 olması lazım. Kök 3'ler gitti. A kare eşittir. 40 yaptı. A'yı da buradan kök 40 bulduk arkadaşlar. Peki bakacağım. 6 uzunluğu. 6 uzunluğu. Kök 40'tan büyük mü? Hayır. Karesini aldım. 36 karesini aldım. 40. 6 kök 40'tan küçük olduğu için ağız çapı yani ağız genişliği buradaki. Burada küçük oldu. Bu üçgeni yutamaz. Yani 2 yanlış oldu. Geldik 3. Arkadaşlar. Şimdi burası 6 ise burası da 6. Şu ağız genişliğine bakalım. O zaman 6 6 ise ikiz dik üçgenden 6 kök 2 oldu. Bu 6 kök ki buradan büyük mü? Şuraya yine A diyecek olursam A kare kök 3 bölü 4 eşittir 17 kök 3 ise buradan A kare ne oldu arkadaşlar? 4 7 28 68 oldu. A da buradan kök 68'e eşit oldu. Arkadaşlar 6 kök 2 değerine bakıyoruz şimdi. 6 kök 2 değeri ağız genişliği büyük mü? Kök 68'den. Arkadaşlar karesini aldığımız zaman 72 yaptı. Bu da 68 yaptı. 72 68'den büyük olduğuna göre 6 kök 2 kök 68'den büyük. Bunun ağzı bundan daha geniş oldu. Dolayısıyla bunu da yutabilir mi arkadaşlar? Yutabilir. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı? 1 ve 3 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız Edremit oldu. Kaçıncı soru? 33. sorunun cevabı Edremit oldu. Güzel kurgulanmış bir soru. Hoş soru. Geldik bir sonraki soruya. 3 özdeş eşkenar dörtgen. Köşelerinden bazıları A, B, C, D, E olarak isimlendirilmiş. N kararlı. Bir, bir düzgün çokken yerleştirilmiş. Evet düzgün çokgene dikkat edin. A, B, C, D. Düzgün çokgeni Bu arada bu neymiş arkadaşlar? 3 tane özdeş eşkenar dörtgenmiş. Hocam bu eşkenar dörtgen. Hocam bu da eşkenar dörtgen. Hocam bu da eşkenar dörtgen. Hocam burada eş yapılarda ne yapıyorduk? kenarlarının eşit olmasını göstermiyorduk. Birinci sebep buydu sorularının yapılamaması. İkinci sebep de açılarının eşit olduğunu göstermiyoruz arkadaşlar. Bak hocam şuradaki dar açıya ben bir alfa dersem. Hocam buradaki dar açı da alfa buradaki dar açı da alfa. E hocam bu bir düzgün çok kırmızıyla gösterdiğim. Bak burası 3 alfa yaptı. Dikkat düzgün çokgende bir iç açı 3 alfa. Aa hocam burası da 3 alfa. Ana ne oldu burada? Eşkenar dörtgenin bir açısı alfa geldi. Diğer açısı 3 alfa. Şu ikisinin toplamı 180 değil mi? 4 alfa eşittir 180'den. Alfayı buradan kaç bulduk? 45 bulduk. Alfa 45 ise burası 135 yapar iç açısı. Dış açısı kaç yapar? 45 derece yaptı. Kaç kendir diye soruluyor. 360'ı ben dış açıya böldüğüm zaman kenar sayısını bulurum. Yani cevabımız da böylelikle ne çıkar arkadaşlar? 8 çıkar. Dolayısıyla 34. sorunun cevabı denizli oldu. Geldik 35. soruya. Eş kenarları AD ve BC büyük tabanı CD olan büyük tabanı CD. Alt taban o zaman şöyle bir yamuk var arkadaşlar elimizde. Büyük tabanı CD olacak. Dikkat edin. Şöyle bir yamuk var elimizde. Büyük taban da CD olacakmış. O zaman ben buraya CD diyeyim arkadaşlar. Şöyle CD diyeyim. E, ee, ABCD yamuğu. Evet eş kenarları da AD olacak. O zaman A noktası burada olacak arkadaşlar. Ee, burası da B olacak. BC de diğer eşkenar olacak. Şu ikiz kenar yamuk verilmiş arkadaşlar, tanımlanmış. Bak çizdim. Alt tabanı diyor bak, büyük tabanı CD olan dediği için normalde biz ABCD yazıyorduk ama büyük tabanı CD dediği için buradan CD diye yazdım. Sonra eşkenarları da AD ve BC olduğu için burası A köşesi, burası da B köşesi oldu. Evet, bu eşkenar dörtgen CD y ekseni üzerinde gelecek biçimde dik koordinat düzlemine yerleştirildiğinde dört köşesinin orijine uzaklığı eşit işte oluyor. He. Ben bunu nereye yerleştireceğim? Y eksenine yerleştireceğim. İlginç bir soru. Arkadaşlar yerleştirelim bakalım bunu. Bunu öyle bir yerleştireceğim ki bütün köşeler orijine eşit uzaklıkta olacak. O zaman bu CD'yi buraya yerleştirirsem tam böyle orijin orta noktası olması lazım arkadaşlar. O zaman yamuğumuzda şöyle bir şey mi olacak arkadaşlar? Yamuğumuzda şöyle bir şey mi olacak? Evet. Şimdi dikkat edin, CD buradaysa tam bu orijinin köşelerine olan uzakları eşit olacakmış. Şu ve şu eşit olacağı için tam CD'nin orta noktası orijine geldi. Ve diğer bütün köşeler de orijine eşit uzakta olacakmış. Yani burası da, burası da. Neymiş arkadaşlar? Eşit, eşit. Ve dikkat edin, şunlara şöyle çift çizgi koydum ama çift çizgileri ben biraz önce kenarlara koymuştum. Şunlar, şunlar birbirine eşit hocam. E ben şunlara şöyle şöyle diyecek olursam, burası da eşit, burası da eşitmiş arkadaşlar. Şimdi burası tam orijine koydum mu? Koydum. Tam orijine koyduğum için şurası 90 derece. Şunlar da birbirine paralel olduğu için burası da 90. Hocam x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için şu kenarla da şu kenar birbirine eşit oldu. A noktası neredeymiş bu arada? Bakın ee, AD. Bir dakika. AD ve BC. Eş kenarlar AD olacak. Arkadaşlar A noktası da 4'e 3 olacak. Birinci bölgedeki A noktası olması lazım. O zaman A noktası 4'e 3 olacağına göre Hocam AD eşkenar olacak ya D noktası burada olacak C noktası da burada olacak. Doğru bir şekilde yapalım. O zaman B noktası da burada mı olacak arkadaşlar? Evet. Yeniden o şartı sağlamasına da dikkat ettik arkadaşlar burada. Şimdi 4'e 3 noktası. Burada da 90 derece olarak bulduk ya. Hocam buranın apsisi 4 ise hop şu uzunluk 4 yaptı. Burası da kaç yaptı? 3 yaptı. E hocam burası da 3 yaptı o zaman. Tamam çok güzel. E şimdi ben şuradaki x kenarlığı da kullanayım. 3, 4, 5 üçgenden burası 5 yaptı. Şunlar birbirine eşit olduğundan burası da 5, burası da 5 mi oldu? Evet. Bu yamuğun alanı isteniyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Yani 10 artı 6. 16 çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz 4. Bir de bölü 2 dersek cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yani cevabımız buradan kaç yaptı? Sadeleşince 32 yaptı arkadaşlar. Söylenilen ifadeleri güzel bir şekilde yerleştirince çok da güzel bir şekilde sonuç çıktı. Ee, hocam Valla e, Resul Hocam ya da Mehmet Hocam kim yazdıysa elinize sağlık. Yine çok güzel bir soru. Tam ÖSYM'nin dilinde bir soru ve çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Çünkü ÖSYM bunu çok seviyor. Neyi seviyor? Böyle analitik düzlemi çizdirtmeli ve diğer eski konuları kullandırmalı. Üçgen bilgisini kullandırmalı. Dörtgen bilgisini kullandırmalı ya da paralel kenar ya da yamuk bilgisini kullandırmalı ve burada yamuk bilgisiyle analitik düzlemin iç içe geçirdiğiniz çok da güzel bir soru olmuş. Bu sorular arkadaşlar size çok güzel şeyler katacak. Mehmet hocam, Resul hocam teşekkürler. Evet buradan da selamlar bu arada. 35. soru çok orijinal bir soruydu ve güzel bir soruydu ve dili de gayet hoştu arkadaşlar. de bu şekilde sorar. E ee, cevapımızı yaptı. Geldik 36. soruya. Arkadaşlar bunu böyle kaldırmışlar ya. İlk işiniz şu olsun. Bak buradan önceden yapışık da AB uzunluğuydu. Şurası değişti, değil mi? Kaldırdığınızda. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Yeni nesil sorularda da bunu kullanıyoruz. Hocam ben 60'ı kullanacağım. Peki bu 60'ı ben nasıl kullanabilirim? Hmm. 60'ı kullanacaksam normalde merkez varsa, kiriş varsa çek dik yaparım. Ama burada 60 derece varsa bir düşünürüm. 60 varsa en etkili silahımı kullanırım. Hocam yarı çap. Çizdiğin yarı çapı. Bak 60'ı kullandın. Bu yarı çap. Bu yarı çap. İkiz kenarlık çıktı. Tepe açısı 60. Taban açıları da 60'ar er derece oldu. Eşkenar üçgen çıktı. Burası da R oldu. Yani R R R. Yani burası çift çizgiyken yarı çap da çift çizgi oldu. O zaman buraya geldik. En etkili silahımız nedir? Yarı çap hocam. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdin. Yarı çapı çizince... Burada da yarı çapı çizmiştik biraz önce zaten. Eşit. Bu eşkenar üçgen çıktı değil mi? Evet. 60, 60, 60. E hocam burada ikiz kenarlık var. E tepe açısı da belli mi? Belli. Burada kaç? 150 derece. 180'den 150 çıktı. 30. 2'ye böl. 15, 15 mi oldu? Evet. Buradan da x açısını 15 derece olarak bulduk. 36. soru. Böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 37. soruya. Şekil 1'de dikdörtgen biçimli ekranda gösterilen mavi renkli daire görseli ekranın yatay kenarlarına teğet olup alanı 900 pi. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Yarı çap burası yarı çap burası. Hatta pi r kare eşittir 900 pi ise pi'ler nanay r kare 900 ise r'yi buradan kaç bulduk? 30. Hocam burası da 30. Hocam burası da 30. Toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? 60 yaptı. Peki ben bunu hop oh, orantılı bir şekilde büyütmüşüm. Tam merkez ortadaydı. Orantılı bir şekilde büyüttüğüm zaman merkez yine ortada kalacak. O zaman şuradaki dışarı taşan yayla buradaki dışarı taşan yay aynı mı olmalı? Orantılı bir şekilde büyüttüğüm için. Evet hocam. E yani bu kirişi olan uzaklığı da. bunun kirişi olan uzaklığı yine hala nedir arkadaşlar? Birbirinin tıpkısının aynısı. Aa, hocam 60'lı burası. Yani burası 30 burası da 30 oldu. Hocam bizim en güzel ek çizimimiz unutmayalım bunu. ÖSYM sınavda 5 tane çemberle ilgili soru sorsa en güzel ek çizimi yarı çapı 4'ünde kullandırır. E o zaman biz ne yapacağız? En yüzelek çizim. Hop şu. yarıçapı çizdim. Bu arada merkez giriş çektik oldu burada. İki eşit parçaya böldüm arkadaşlar. Böldü. Şuraya A dersek burası da. A, A hocam burası A artı 10. Onu kullanmam lazım. Cık. Bak. Anahtar kelimeyi kullanmadığım için soruyu yapamıyorum. Neyi kullanmadım? Merkez var teğet var. E o zaman çektik. A ne çıktı? Dikdörtgen çıktı. A artı 10 burası da A artı 10. Bak yarıçap uzunluğu A artı 10 oldu burada. Hocam yarı çap 30 değil miydi? Hayır büyüttük. Çemberin yarı çapı da büyüdü o zaman burada. A artı 10 sa. Bakın burası da A artı 10. Pisagor. Yap bakalım Pisagor'u. Hocam burada A artı 10'un karesi eşittir. A ve 30'un kareleri toplamı. A'nın karesi artı 30'un karesi. İşlem işlem işlem. Deyince anladınız. Ya 30 varsa ne üçgendir? 3, 4, 5'in 10 katı olan üçgendir. 30, 40, 50'dir. Bak bakayım gerçekten öyle mi? A yerine 40 yazınca burası da 50 çıktı mı? Çıkmaz mı be ya? Evet. Buna göre dikdörtgen biçimli ekranın alanı kaç metrekaredir? Hocam burası 40 burası 10. E hocam burası 40 e, burası da 10 olacak o zaman. Yani 40 10 daha 50. O zaman burası da 50 olacak arkadaşlar. E hatta burası da 10 olacak. Ondan, bundan dolayı ne çıktı arkadaşlar? Şuradaki uzunluğu biz ne bulduk? Dikdörtgenin uzun kenarını. Şuradaki uzunluğu bakacak olursanız 50 burada 50 burada 100 çıktı. Hocam cevap ne olacak? 100 çarpı 60'dan hocam 60 var. Bir de yanında 2 tane 0 var. 6000 yaptı. Ama bu değerler santimetre olduğu için santimetre karedir. Hocam santimetreden metreye geçiş 100 kat değil mi? Evet. Ama biz burada santimetre kareleri şey yapacağız. O zaman 100'ün karesi nedir? 100'ün karesi 100 çarpı 100'den 10.000 yaptı. O zaman buradan 4 tane sıfır atacağız. 1, 2, 3, 4 tane sıfır atınca 0 artı metrekare yapar arkadaşlar. Niye parantezi koydum? Niye eşittir dedim? Ben de bilmiyorum. 0,6 altı metrekare yapacaktır cevabımız. Yani 37. soru Akçay çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Bazılarınız burada yarı çap 30 deyip de yapmaya kalkışmışsınızdır büyük ihtimalle. Ama burada çember büyüdü. Yarı çapta büyüdü. Değil mi? 37. soru Akçay oldu. Geldik 38'e. <laughs> Dik koordinat düzleminde. Verilen 3 özdeş dikdörtgen. 3 özdeş dikdörtgen. Ve y eşittir 2x doğrusu verilmiş. Arkadaşlar orijinden geçen bir doğru. Y eşittir 2x doğrusuysa bu açının tanjantı nedir? Eğimine eşittir. Yani 2 eşittir. E hocam madem eğimi belli burada. Eğim de 2. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Eğim 2 ise buradaki kaçın tanjantı? Eğim dediğimiz tanjant alfadır. O da 2 ise. Hocam o zaman burada 2 ise burası 2K ise, burası K mıdır? Aynen öyle. Tanjant alfa 2 ya. Şurada dik üçgen var. Buradan dik çizmemize gerek yok. Burası dik üçgen zaten. Tanjant alfa 2'ye eşit. 2k'ya k oldu. O zaman burada yazalım. Burası kısa kenar k, uzun kenar 2k. Kısa kenar k, uzun kenar 2k yazınca a kaçtır? Yani ben buradaki açının tanjantını bulacak olursam beta'ya a dediğimiz bunun eğimine eşittir. Bunun eğimi de x'in kaç katsayısıdır. a dediğimiz direkt tanjant beta'ya eşittir arkadaşlar. E hocam burada güzel bir şey çıktı bak. Burası 90 derece. E ne var burada arkadaşlar? 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. E burası 30 ise dolayı burası da 30'dur. Yani tanjant 30 isteniyor bizden. Tanjant 30'u bulurken ne yaparsın? Dik üçgen çizersin. Ezbere biliyorsun. Ben biliyorum da ben hep çiziyorum böyle. Siz alış, siz de alışın diye çiziyorum. Tanjant 30'da ne yapıyor buradan? 1 bölü kökçe eşit oluyor arkadaşlar. Sağ yatık olduğundan herhangi bir sıkıntı yok. Pozitiftir ve 1 bölü köküçtür. 1 bölü köküçte köküç ile çarparsak kaç yapar? 3 bölü 3 yapar arkadaşlar. 38. soru. Böylelikle Edremit oldu. Geldik 39'a. Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok eş 2 yapıya ayrılmış. Bak eş 2 yapıya ayrılmış. Hocam bu uzun parçasıyla bu uzun parçası eşittir. Şu kısa parçasıyla da şu kısa parçası eşittir. Tamam eş 2 parçaya ayrıldıysa. Hocam uzun parçaları bak böyle koymuş. Dur soruyor kim? Eşik parçaya ayrılarak ayrıt uzunluğu 8 birim olan bir kübün içerisine tabanı tamamen dolduracak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde AB şu uzunluk, ee, şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk. He. Bu yamuğun alt tabanı çift çizgiyken üst tabanla yuvarlak demiştim. Evet yuvarlığa göstereyim. Alt tabanı çift çizgi bak bu şekilde konulmuş. Kübün içine konulmuş bu arada. Ee, bunlar da yükseklikleri yapmıyor mu? yükseklerde de haşhaş haş yapıyor. Hocam yükseklerde, burası yükseklik burası yükseklik. E bu küp olduğundan 8 olduğundan dolayı o zaman bu haş ne yapar? 4 4 yapar. Ya da şu uzunluk şu uzunluk şu uzunluk verim eşit verilmiş ya. Hocam zaten buradan ikizkenar üçgen gördük. Bir tabana ait yükseklik çizersek tabanı 8 olduğundan dolayı 4 birim 4 birim böldüğünü de, bu şekilde de görebiliriz. Ya da direkt 2 haş 8 ise haşı da 4 birim olarak buradan bulabiliriz. Peki burada ne yapmalıyız arkadaşlar? şu uzunluğa ben x dersem e tamamı küp olduğundan dolayı burası 8 ya çift çizgi dediğimiz 8 bu arada oldu bu arada 8 ise 8 olacak buraya 8 eksi x kaldı e burası da 8 eksi x oldu hocam ne var burada pisagor hala buradan mı yapıyorsun ben sana yuh yuh şarkısını yolluyorum buradan eğer buradan yapıyorsan İşlem 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 x buradan ne çıkar hisset kardeşim 4 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. 3 koyarsak çıkıyor mu? Çıkıyor. X'i buradan 3 bulduk arkadaşlar. Ee, 8 eksi X'de kaç yaptı? 5 yaptı. Evet yuvarlak dediğimiz kısım 5 yaptı. Evet burası 5. Çift çizgi dediğimiz kısım 8'di. Burası da 8'di. E ben bunu bu şekilde oturtturdum ya. Diğer kenarda 8 değil mi? Yani şurası da kaç olacak arkadaşlar? 8 olacak. Haşı da bu arada kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Buna göre dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta hacmi. Hocam tabanımız burası 13. Burası 8 ve burası da 4. 13, 8 ve 4'ün çarpımı isteniyor. Valla arkadaşlar 4 kere 8 32. Bu 13 ile 32'nin çarpımı olacak. Uzun uzadıya ben çarpmam. Niye? Hocam son rakamları çarparım. 2 ile 3'ün çarpımı sonu 6'lı bir şey yapacak. Sonu 6'lı bir şey. Hop burada var. İsterseniz burada 13 ile 32'yi çarpalım. 2 kere 3 6, 2 kere 1 2, e, 9 ve 3 oldu. O zaman ne yaptı? 416 gerçekten de geldi. Ama bu kısa yolda tabii ki kullanabilirsiniz. 39. soru cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Ve geldik son soruya. <laughs> Dik koordinat düzleminde. Denklemi bu verilmiş. Hemen ne yazacaksınız? Merkezi 7'ye 6'yı yazdık. yarıçapı da ne yaptı arkadaşlar? Kök 13'ü olan bir çember. Orijin etrafında bir miktar döndürüldüğünde koordinatları A'ya 9 oluyormuş. He çemberi döndürmek demek ya da çembere herhangi bir dönüşüm uygulamak demek ilk önce merkeze uygularsın sonra çemberi çizersin. O zaman ben burada bir analitik düzlemde şu olayı göstereyim arkadaşlar. Bir miktar döndüreceğim. 7'ye 6 noktası var elimde. Bakın 7'ye 6 noktası var. O nokta nerede olsun? Şuralarda bir yerde olsun. 7'ye 6 noktası. Ben bunu orijine iple bağladım döndüreceğim. Bak orijine iple bağladım döndüreceğim. Hop şöyle döndürdüm. Bir miktar döndürdüm. Ordinatı kaç yapacakmış? A'ya 9 yapacakmış. A'ya 9 ya. Şurada da A'ya 9 olabilir. Tam bu y eksenine göre simetri olan yerde de olabilir. Her ikisinde de cevap aynı çıkacaktır arkadaşlar. Ben şuraya kadar döndüreyim. Buraya kadar döndürdüğüm zaman buradaki nokta neymiş? A'ya 9 noktasıymış arkadaşlar. E bu döndürme işleminde şöyle bir ovalimsi bir şey geldi. Yani şu merkezde çember yayı şeklinde oldu. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap değil midir? Evet. Hmm. 7'yi 6'yı kullanayım. Analitik düzlemde hep ne diyoruz? Bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklarına bakmamız lazım demiyor muyuz? Evet hocam. Hop çizdik. Hocam burası nedir? 7 birimdir. Burası nedir? 6 birimdir. Hocam burada da bir nokta var. Burada da aynı şeyi yapalım o zaman. Hocam eksenler olan uzakları hop burası hop burası yapacağıma zaten A'ya 9 şuradaki uzunluk A birim yapıyor zaten arkadaşlar. Şuraya bir A yazalım. Burası da kaç yaptı? 9 yaptı arkadaşlar burası da. Burası da 90 derece. Aa hocam bak bunların eşitliği ne güzel oldu. Ne var yani burada? Burada kardeşim bir dik üçgen. Burada da bir dik üçgen var. O zaman şu uzunluklara bakacak olursak. Buraya n diyecek olursak. n kare eşittir. Hem 6'nın karesi artı 7'nin karesi. Hem de a'nın karesi artı 9'un karesine eşit olacak. Gülüyorum. Niye gülüyorum? Çok hoş bir soruymuş da ondan gülüyorum. Çok hoşuma gitti. 36 artı 49 eşittir a kare artı 81'den dolayı. Şunu topladığımız zaman 85, 85'ten 81 çıkınca 4. A kareye eşit oldu. A da buradan kaç oldu? 2 oldu. A'yı 2 bulduk. O zaman A'yı 2 bulduk. Şimdi diyor ki bize buna göre son durumda e, y ekseninin çember içinde kalan kısmın uzunluğu. Şimdi merkezi bulduk mu? Bulduk. Şu şekil üzerinde yapmayayım. Şekil bozulmasın. Çok güzel oldu. Ee, maşallah diyelim şöyle. Şu merkezimiz buraya geldi değil mi? Yeni çemberde merkezimiz buraya geldi. 2'ye 9 noktasına geldi arkadaşlar. 2'ye 9 noktasına geldiği zaman bir de yarı çapı kaç birimlik? Yarı çapı o kök 13 olan bir çember çizeceğim. Hadi çizeyim bakayım. Yarı çapı da kök 13 olan bir çemberi şöyle çizdim. Hatta biraz daha şöyle çizeyim arkadaşlar. Çizince Diyor ki bana çemberin içinde kalan y eksenindeki şu uzunluk nedir diye soruluyor. Hocam merkez var kiriş var. Çektik. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Bunu bulacağım. E zaten bizim apsisimiz kaçtı arkadaşlar? 2 birimdi. Bizim apsisimiz 2 olduğundan dolayı bu burası da 2. E çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da kök 13. Kafadan yapıyorum. Karesi eksi karesi 13 eksi 4'ten 9 yaptı. Kök 9'dan dolayı burası 3 yaptı. Burası da 3 yaptı. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 6 yaptı. Yani cevabımız akçay oldu. Arkadaşlar vallahi mükemmel bir soru. Hem dönüşümü katmışlar çemberin analitiğine hem de e, çember, hem dönüşümlü hem de çember analitiği ile ilgili bir soru. Valla ben bu 3 4 5'i çözerken acayip bir zevk alıyorum bu denemelerde. Size de çok büyük bir katkısı olacaktır bunların zaten. Siz de büyük ihtimalle çözerken ya da çözümlerini izlerken büyük bir zevk alıyorsunuz arkadaşlar çünkü ben çok büyük bir zevk alıyorum. Evet Mehmet hocam, Resul hocam teşekkürler valla bizleri bu sorularla tanıştırdığın için süpersiniz, harikasınız, mükemmelsiniz. Evet gençler çok faydalanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ben de yeni çözüyorum, spontane çözüyorum zaten biliyorsunuz. E, i̇lk defa görüyorum ben bu soruları burada arkadaşlar. Çözerken de. İnanılmaz zevk alıyorum. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Evet gençler deneme kaçtı bu? Deneme 5'in çözümü AYT'deki deneme 5'in çözümünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 6'nın çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.